Akdeniz Havzası'nda marinalarıyla denizcilere hizmet veren Türkiye'de faaliyet gösteren marinalar yeterli gelmiyor. Diğer ülkelerle rekabet için yeni marinalara ihtiyaç var. Turgut Reis Demar'in Genel Müdürü Ali Bezirgan, yeni bir marina olmalarına rağmen %120 kapasiteyle çalıştıklarını ifade ederek, Akdeniz çanağında denizcilikten Türkiye'nin aldığı pay çok düşük. Bu payı artırmak için yeni marinalara ihtiyacımız var dedi. Tekne sahibi Ferda Bertan, yeteri kadar marina olmadığı için var olan marinanın da yok sattığını ifade ederek, 3-4 sene önce girdiğiniz bir marina bomboşken, 3-4 senenin içinde %120-130'larla çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla da fiyat politikaları da alıp başına gidiyor dedi. Bizde halka hitap edecek türden marina. Yat sahibi Erol Gözen, istatistiki rakamları bilmediğini ifade ederek, marina sayısı ve yat bağlama kapasitesi açısından bakıldığında, yurt dışı ile Türkiye arasında bir uçurum var. Bunun da tabii ki tarihsel gelişimleri var. Yani marinaların ve bağlama yerlerinin çok fazla olduğu ülkeler, tarihsel olarak da denizciliğin içerisinde kültürel, sosyal ve ekonomik olarak çok yoğun yer almış ülkeler şeklinde konuştu. 10-15 senede ki bu konuda işte ya devletin yaklaşımları ya kişilerin zorlamalarıyla işte bu konudaki gelişimlerle bu süratle de artıyor. Son yıllarda yapılan marinalar bunun en büyük göstergesi ama çok yetersiz ve bu gelişimi karşılayacak düzeyde değil. Yeni marinaların kaliteyi artırdığını söyleyen yat firması Can Sürekli, yeni yatlarda kapasitenin yetersiz kaldığını vurguladı. Sürekli, her yıl Türkiye'ye 500 adet yabancı yatın girdiğini göze alırsak bu bir marina yat kapasitesi demek. Her yıl yeni bir marinaya ihtiyacımız var. 3 yıl önce Demarin ve Yalıkavak burada boşken şu anda iki marina da dolmuş vaziyette. Rezervasyon alamaz durumda. Bunun sonucunda gördüğünüz gibi yeni marinalara ihtiyaç bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü sektör patladı. Ne zamana kadar gider bilemeyiz dedi. Şu anda görüntü bu tandansın önümüzdeki 3 yıl boyunca daha devam edeceği en azından.